Öte yandan değişim çağrılarının dinmediği Cumhuriyet Halk Partisi'nden ard arda farklı açıklamalar geliyor. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak değişim tartışmalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığını söyledi. Toprak partide köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu söyleyen CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a da tepki gösterdi. Sen de o kurulun üyesiydin. Niye çıkıp o gün bunu söylemedin diye sordu. CHP eski milletvekili Gürsel Tekin de değişim derken partiyi bölmeyelim çağrısı yaptı. Bir yanda değişim çağrıları, bir yanda o çağrılara gelen eleştiriler. CHP'den farklı sesler, dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi değişime ve dönüşüme liderlik etmek zorundadır. Bir internet sitesinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, partisindeki değişim tartışmalarını eleştirdi. Değişim kelimesi güzeldir fakat bunların altında olmazsanız sloganlardan öteye gidemezsiniz dedi. Partide köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu söyleyen CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a da tepki gösterdi. Erdoğan Toprak Tezcan'a tamam da kardeşim sen de o kurulun üyesiydin niye çıkıp o gün bunu söylemedin sorusunu yöneltti. Bugün niye söylüyorsun? O gün çıkıp ben bu listelere evet diyemem diyebilirdiniz. Yani o gün onu söylemiyorsun, bugün söylüyorsun. Onun için geçmişi bırakarak geleceği nasıl kurtaracağız ona bakmalıyız. Birçok parti evet bu aday... Bu Toprak Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığını savundu. Siz tutar değişim adı altında genel başkanı yıpratırsanız bu olmaz dedi. Çıkıp Kemal Bey gitsin diyorlar ama gelecek kişi ve politikaları belli değil ifadelerini kullandı. Ve hatalar elbette vardır. Hatalar da konuşulmalı, katılıyorum. Ama o gün bugün değil diye de ekledi. Sosyal medya kullanım falan. Ardından dayatmayla değişim diyenler yakın zamandaki DSP örneğine iyi baksınlar vurgusu yaptı. Başbakanlık kendisi olan bir partinin nasıl dağıldığını, milletvekillerinin yarısının bir yere, diğer yarısının başka bir yere nasıl gittiğine baksınlar ifadelerini kullandı. Partideki değişim çağrılarını eleştiren bir diğer isim ise eski CHP milletvekili Gürsel Tekin'di. Bir gazeteye konuşan Tekin, değişim rüzgarları estirip didişme sürecini yaşamak ve ardından ayrışım noktasına geldiğini görmek çok üzücü dedi. Ve geçmişte bu durum beraberinde bölünmeyi getirdi. Değişim derken partiyi bölmeyelim vurgusu yaptı.